Şifa Bitkileri kurucusu İbrahim Gökçek efendim geldiler. Bana yine böyle sürütüye gelirken çiçek mi geldi dedim ama çiçek değil, o da bir belli ki şifalı bir bitki. Hoş geldiniz öncelikle İbrahim Bey. Nedir bu masanızdaki bitki? Kara hindiba. Kara hindiba. Kara hindiba. Böyle güzel sarı çiçekleri var. Evet. Bunun döllenme tozlukları rüzgarla birlikte metrelerce havaya uçar. Bu pervane gibi kendi kendine. Ve uzaklara gider. Tohumunu uzaklara, çok uzaklara taşır. Aha. Kara hindiba aslan dişi de otu da denir. Bunu Avrupa'da insanlar ekstra özel bir daha büyük böyle yarım metre, bir metre boyunda olanları var. Salata olarak tüketilir. Bizde maalesef pek bilinmiyor. Bunun karaciğeri temizler, pankreası temizler, bağırsakları temizler. En önemli özelliği de kökünde inulin denen bir madde var. İnulin. Aha, nedir bu madde? Ne işe yarıyor? Kökündeki tatlı, şeker gibi tatlı. Tatlandırıcı olarak kullanılır. İnulin. İnulinin de 3 türü var. Uzun zincirli inulin ve kısa zincirli inulin. Kısa zincirli inuline fruktoz, oligofruktoz, oligosakaroz diye türevleri var. Bunun özelliği faydalı bakterinin besinidir. Prebiyotik. Ha evet, hani yoğurtlarda da bulunan probiyotikler gibi mi? Yok. Probiyotik ayrı, prebiyotik ayrı. Bu prebiyotik. Tamam, hemen onun ayrımını da söyleyelim o zaman izleyicilerimize. Faydalı bakteri. Evet. Demek mesela yoğurtta faydalı bakteri var. Yoğurt yerken faydalı bakteri de yiyorsunuz. Birçok faydalı bakteri bağırsaklarınızda faaliyet gösteriyor. Bizim için vitaminler üretiyor. B6, B9, B12. Yağları, yağ asitlerine, proteinleri, amino asitlere dönüştürüyor. Karbonhidratlara, glikozlara vesaire. Çok çok önemli probiyotikler. Bu prebiyotik. Pre yani faydalı bakterinin besini. Evet. Faydalı bakteriyi bununla besliyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Prebiyotik, probiyotik. Ha, anladım. Probiyotik demek yani faydalı bakteri. Prebiyotik, faydalı bakterinin besini. Besini. Bunun birleşimindeki inulin faydalı bakterinin besinidir. Bunu tükettiğinizde faydalı bakteriler otomatik çoğalıyor yavaş yavaş. Bu nedenle biz de ne yaptık? Hem prebiyotik hem probiyotik ürettik. Bu üretmiş olduğumuz probiyotik yani faydalı bakterin milyarlarca bir kapsülde faydalı bakteri var. Ama herhangi bir faydalı bakteri değil. Lactobacillus, bifidobakteriler ve bunların alt türevleri. Çok önemli bir keşif daha yapıldı. Lactobacillus bakterisinin acidophilus denen bir türevi elde edildi. Buna kıllı veya tüylü bakteri de diyebiliriz. Evet. Yeni bir tür geliştirdiler, buldular. Bu üretmiş olduğu madde bağırsaklardaki kandidayı yok ediyor. Çok önemli. Kandida. Evet, kandidaya karşı bir yeni bir silah geliştirdiler. Tüylü Lactobacillus acidophilus. Tüylü veya kıllı bir bakteri diyebileceğimiz bu bakteri zararlı bakteri ve mantarlara karşı çok etkili bir asit üretiyor. Ne yapıyor? Onları yok ediyor. Çok enteresan bir olay. Evet, biz de ne yaptık? Bunu hemen bizim prebiyotiğin geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Hemen etkisini artırdık. Bu da kara hindiba kökünün destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktı. Yani faydalı bakterinin besini. Tabii ki bunun içerisinde sadece kara hindibanın kökünde sadece inulin değil, vitaminler, mineraller, enzimler, kan temizleyici, karaciğeri temizleyici, karaciğeri güçlendirici, bağışıklık sistemi güçlendirici, pankreası ve bağırsaklar. Yani sayılmayacak kadar çok özellikleri var. En önemli özelliği ise yeni yapılan bir araştırma, klinik araştırma. Bu klinik araştırmada kara hindibanın nöroplastom yani sinir ucu tümörünü iyileştirdiği, kanseri, sinir uçlarında oluşan tümörü
iyileştiriyor. Tümöre, yani kansere karşı etkili. Evet, bununla ilgili bize daha önce birçok kemoterapi görmüş, hı hı. tedavi görmüş bir çocuk Yasin diye İzmir'de yaşıyorlar. Hı hı. Neuroplastom, bizimki çok ağır bir vaka. Hocam ne yapacağız dedim. Kanserin hangi tür olursa olsun sorun değil. Hı hı. Önemli olan yiyip içebiliyor mu çocuk? Hı. Yiyor, içiyor. Evet. Kemoterapi gördü. Efendim neuroplastom birkaç tane aldılar, ameliyat ettiler ama yine nüksediyor falan filan. Problem değildik. Hı. Bir başladık zerdeçal setiyle. Evet. Elhamdülillah iyileşti. Ama 6 ayda iyileşti çocuk. Annesi korkusundan 1 yıl devam etti. 1 yıl sonraki testlerde tamamen çok şükür temizlendiği için risk kalmadı. Neuroplastom hastasını tedavi ettik almış. Harika. Şimdi devam edeceğiz. Sorularım da var da bir izleyicimizden şöyle bir mesaj geldi. Az önce de Candida mantarından bahsetmiştiniz. Kahraman Bey göndermiş. Kahraman Sönmez. Arzu Hanım iyi günler. Candida mantarı tedavisi için Gökçek Bey'in bir bitkisel desteği var mı? Aa, tabii tabii. Şimdi şeytan pençesi kökü. Hı hı. Peru'da yani Güney Amerika'da yetişir. Şeytan pençesi kökü diyorum. Karıştırdık ya biz de. Ketsklav'la Ketsklav Peru'da yetişir. Ketsklav kedi pençesi. Şeytan pençesi, kedi pençesi. Birbirine benzediği için. Kedi pençesi Güney Amerika'da yetişen bir bitki. Bunun destilasyonla damıtılarak elde edilen özü kandidaya karşı dünyada en etkili bitkilerden birisi. Bunun kapsülünü ürettik. Bir de Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişen bir bitki var. Hı hı. Cordyceps sinensis, yani Çin tırtır mantarı. Hı hı. Tırtıra benzediği için Çin tırtır mantarı denir. Antiviral, yani her türlü virüsü yok eder. Antifungal, her türlü mantarı antibakteriyel. Yani antiseptik, hı hı. doğal bir antibiyotiktir. Cordyceps çok çok etkili. Çinliler baktılar ki bunu dağdan toplayarak, ekstraksını çıkararak insanlara sunmaları, satmaları mümkün değil. Laboratuvar ortamında geliştirdiler şimdi. Ziraatini yapıyorlar. Üretiyorlar, satıyorlar. Milyon dolar kazanıyorlar. Dünyada çok çok biliniyor, kullanılıyor. Aha. Çin tırtır mantarı. Yani origanum Türkiye'de yetişir de pek bilinmiyor. Eskiden güve otu denen bir ot vardı. Hı hı. Kekik de denir. Buna yabani kekik de denir. Dağ keki de denir. Kekiğin 52 türü var. Bu kekiğe benzer. Bununla ilgili araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada birleşimde karvakol denen bir madde var. Kandidaya karşı dünyada en etkili origanum. Bu mesela deney yapmışlar. Yemeği pişirdikten sonra 4 parçaya bölüyorlar. Birinci A grubundakine tarçın katıyorlar, tarçın tozu. Aha. B grubuna karanfil, C grubuna zerdeçal tozu. D grubuna 4 parça origanum tozu. Hı hı. Bekliyorlar ki bu yemek kaç günde bozulur, nasıl bozulur, hangi bakteriler nüfus eder, hangileri nüfus edemez. Hı hı. Efendim tarçın %60 mikropları önlüyor. Zerdeçal %80, karanfil %90. Fakat origanum, güvey otu %100. Her türlü bakteri, virüs, mantarı yok ediyor ve yemeklerin mikrop kapmasını önlüyor. Bu nedenle atalarımız eskiden buzdolabı yoktu, mutfak yani yemek pişiriyordu. Taze taze yenmese ne olurdu? Bir gün sonra bozulurdu sıcak havalarda. Her türlü yemeğe güvey otu katıyorlardı eskiden. Bozulmasın diye. Sonra buzdolabı çıkınca bitki unutuldu. Şimdi biz tabii ki bununla ilgili bir yeni bir çalışma yaptık. Çam kabuğu ekstrakt ürettik. Çam kabuğu evet. ekstraktı. Antioksidan, anti-aging. Her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Yaptığınız yemeğe 5 litrelik bir çorba yaptınız diyelim. Bir tatlı kaşığı katın. Evet. 3 günde bozuluyorsa 3 ayda bozulmaz. Oo. Her türlü mikrobu yok eder. Harika. Biz bunu deneyini yaptık. Evet, çam kabuğu ekstraktı. Evet. Çok çok güzel. Peki. Evet.
Probiyotik ve prebiyotik destekle ilgili söylemek istediğiniz var mı, yoksa diğer soruma geçeceğim? Geçin tabii. Peki. Evet, yıllarca kulakta çınlama, uğultu probleminden kurtulamayan hastalara ne önerirsiniz? Kulak çınlamasının geçmesi mümkün mü? Tabii tabii. Ginkgo ve aslan yelesi. Ginkgo, bu Çin, Japonya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yetişir. Türkiye'de de parklarda, bahçelerde ginkgo süs bitkisi olarak yetişir. Bir ağaç 40-50 metre boyunda. Bunun yaprağının birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Ginkoloid. Yaprağındaki etken madde %0.05, yani 10.000'de 5. Bu nedenle yaprağını, bu gördüğünüz yaprağındaki etken madde çok olduğu için bunu toz haline getirilerek, bazıları değil, Türkiye'de bizden hariç kimse kapsülünü ekstraktan yapmıyor. Neden yapıyorlar? Yaprağı öğütüp kapsül yapıyorlar. Etkisi kaç? %0.05. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını yaparsanız etkisi %100. Ekstrakt ama pahalı. Ekstraktı bunun $80, $100. Hiçbir firma maalesef ne yapmıyor? Ginkgo yaprağını ekstraktan yapmıyor. Çok maliyetli olduğu için. Bizim kendi sistemimiz var. Ekstrakı kendimiz üretiyoruz. Sorun değil. Şimdi ginkgoloid iç kulağın içerisinde salyangoz. Salyangozun içinde tüysüz hücreler var. Tüysüz hücreler ne yapıyor? Besliyor. Tüysüz hücreler şu kıldan 1000 kat daha ince, angstrom çapında damarlar var. Angstrom. Kıldan 1000 kat ince damarların içerisinde plak oluştuğunu düşünün. Nasıl kan akacak? Nasıl besleyecek? Bitti gitti. Kulak çınlaması olur, kulak ağrısı olur. Duyma zafiyeti ortaya çıkar vesaire. Kulak yavaş yavaş fonksiyonunu yitirir. Bir de şöyle bir bitki var. Aslan yelesi. Aslan yelesi mantarı. Aslan yelesi mantarı. Aslan yelesi mantarı ile ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Rita Levi Montalcini, İtalyan asıllı bir kadın. Dünya çapında çok büyük bir buluş yaptı. 100 yaşında Nobel ödülü aldı. Maşallah. 100 yaşına kadar kadıncağız laboratuvardan çıkmamış. 100 yaşına gelmiş, buluş yapmış. Evet. Bize de nasip olur inşallah. Biz de azimliyiz. Mezara gidene kadar çalışacağız inşallah. Mezara gitmeden bir gün önce de çalışacağız. Mezardan bir gün önce olsa bile çalışacağız. Evet, çok doğru. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş, ahiret için çalışacağız inşallah. Aslan yelesi mantarı ile ilgili Profesör Doktor Rita Levi Montalcini yapmış olduğu araştırmada, bu Rita Levi Montalcini çalışmasına kadar dünyada bütün ilim adamları diyordu ki, efendim cilt şu kadar günde kendini yeniler, İşte kalp kasları bu kadar günde yeniler. Mide asidi, mideyi yaktığı için 4 günde bir mide hücreleri yenilenir. Çünkü mide asidi sert bir asit. Kan hücreleri 120 günde bir yenilenir. Karaciğer hücreleri 220 günde yenilenir vesaire. Ama beyindeki ve sinir sistemindeki hücreler, nöron dediğimiz hücreler yenilenmez, değişmez, dönüşmez ama yavaş yavaş ölür. Böyle bir saçma bir görüş vardı. Bütün dünyadaki doktorlar bu görüşe sahipti. Bu buluştan dolayı, Rita Levi Montalcini'nin yapmış olduğu buluştan dolayı dediler, biz 100 yıldır yanlış yapıyormuşuz dediler. Çünkü Rita Levi Montalcini'nin yapmış olduğu bu buluşta beyinde bir kadın enzim buldu. Nerve growth factor. Yani beyindeki tadilat, tamiret yapan bir enzim, bir protein. Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yeniliyor. Ama bu protein çok büyük bir molekül olduğu için damardan oral olarak aldığınızda veya damardan verildiğinde herhangi bir yolla kana karışıp beyne gitmiyor. Bu buluş işe yaramadı. Bunun üzerine Japon ilim adamı Profesör Doktor Hirozaki Kawagishi aslan yelesinin mantarının birleşiminde bir madde buldu. Herikenon erinasin. Herikenon erinasin ne yapıyor? Beyne gidiyor. Beyinde yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yenileyen enzimi tekrar çalıştırıyor. Bu enzimi şuna benzetelim. Büyük bir fabrika, beynimiz. Evet. O fabrikada da makineler var. İşte bu aslan yelesi. Aynı aslan yelesine benzediği aslan için. Aslan yelesi mantarı ve mantar gibi, evet. Bunun birleşimindeki etken maddeleri kana karışıyor, beyine gidiyor. Beyinde
duran makineyi çalıştırıyor. Yani bu nerf graf faktörü çalıştırıyor. Böylece kişi Alzheimer, Parkinson, MS, ALS vesaire vesaire hastalığa yakalanmış da yavaş yavaş kendine geliyor. Dünyaya dönüyor. Yani öyle bir tanıdık beyefendi hazretleri, bu emlakçı dedi ki kendisi bizim ürünleri kullanıyor. Hı hı. Hanımı kullanıyor, evet. Çocukları kullanıyor. Ormuz Gold kullanıyor çocuklara. Hafızayı güçlendiriyor, konu odaklandırıyor, okulda başarı şansını artırıyor. Dedi ki keşke 4 sene önce sizi tanısaymışım. Niye? Annem Alzheimer hastası da onun için. Dedim ki sorun yok. Geç kalınmış bir şey yok değil mi? Geç kalınmadı, yok dedim. Deneyelim 6 hafta faydasını görürsen de yok yok fayda etmez dedi. İsrar etmedim sen bildin. Adam 1,5-2 ay sonra beni aradı. Dedi ki gönder ne göndereyim? Annem için Alzheimer hastalığı ne varsa gönder. Hı hı. Dedim ki Ginkgo seti B kullanacak. Hı hı. İyi tamam gönderdik. 6 hafta sonra geldi. Dedi ki ya ne müthiş bir şey. Ne dedim? Hı. Sizin ürünler ne oldu? Kadın anlatayım dedi. Anlat bakayım. Şimdi bu arkadaşlarının dostlarının düğünü varmış. Annesinden dolayı gidemiyorlar. Alzheimer hastalığı olduğu için. Bakmışlar anneleri uyuyor. Demişler ki yarım saat gidelim, görünelim, gelelim. Hı. Yarım saat gitmişler ama biraz fazla kalmışlar. Gelmişler bakmışlar ki anneleri bütün oturma odası, yatak odası, mutfak, her tarafı tuvalet gibi kullanmış. Her tarafa yapmış. Eyvah. Psikolojisi bozulmuş, beni aramış. Ben de ürünleri gönderdim. 6 hafta kullandıktan sonra geldi dedi ki biliyor musun ne oldu? Artık bizimle sohbet ediyor. Dünyaya geri döndü kadın. Sohbet harika, ediyor, konuşuyor, harika tabii ki. Anlatıyor, anlıyor ve televizyon seyrediyor, sohbet ediyor. Geri döndü dünyaya. Hamdolsun dedim, maşallah. Ormuz Gold birleşiminde borçinko, mangan, demir, bakır, sodyum, potasyum, magnezyum, altın, gümüş var. Gümüşü biz o kadar küçülttük ki pikometre boyutta atomik. Yani hücrenin içerisine girer bir, hücre çekirdeğine girer iki, hücre çekirdeğinde kromozom, kromozomda DNA içinde gen, gen içinde amino asit. Yani elemente kadar uğraşır. Hı hı. Diyelim ki kemik iliği geçer, kemik iliğinin içerisindeki hücrenin içerisine ulaşamayacağı nokta yoktur. Bu içerisindeki gümüş, diyelim ki vatandaş koronaya yakalandı, Allah korusun. Allah korusun, evet. Ne yapıyor korona? Hücrenin içerisine giriyor, çekirdeğinden kromozom DNA'ya geliyor. DNA, iki tane DNA'yı kesiyor, makas keser gibi kendi RNA'sını oraya ekliyor. İnsan vücudu, yani hücrenin içerisindeki, çekirdeğin içindeki bu virüsün RNA'sı kendi fabrikası gibi sürekli virüs RNA'sı üreten merkez haline geliyor. Hı hı. Üretiyor, hücre ölüyor, patlıyor. Ortaya bir sürü korona virüsünün RNA'sı, DNA'sı fırlıyor. Sonra bunlar tekrar virüse dönüşüyor, birleşiyor. Tekrar başka hücrelere saldırıyorlar vesaire. Burada gümüş ne yapıyor? Gümüş oradaki virüsün RNA'sından elektronlar alıyor, şak bitiriyor. Yani ben de tam onu soracaktım. Şimdi biz üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Solunum yolu rahatsızlıklarına ve koronavirüse karşı gümüşü artı ne öneriyorsunuz? Çam kozalağı şurubu. Ekinezya var, çam kozalağı şurubu var, C vitamini var, bizde var. Mesela evet. C vitamini normal C vitamini değil. Kalsiyum el askorbik asit. Yani normal C vitamininden 30 kat daha güçlü. İçinde burada, kesin başka şeyler de vardır. Elbette. Sizin çalışmalarınızı biliyorum artık. Burada karamürver ekstraktı var. Aha. Çok önemli o da. Üşütme, grip, nezleye karşı. Ekinezya ekstraktı var. Ekinezya ekstraktı ile ilgili mesela şuraya şöyle koyayım. Kule gibi olsun. Şimdi C vitamini ile ilgili çalışma yapılmış. Bu yeni çalışma kalsiyum elaskorbik asit 30 kat daha güçlü. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ama tek başına C vitamini değil. Burada ekinezya mesela üşütme, grip, nezleye karşı sadece Almanya'da 1000 çocuk doktoru 0-12 yaş grubu bebekler ve çocuklar üzerinde ekinezya damlası derecesi kapsülünü ekinezya denemişler. Şak. Hiçbir üşütme, grip, nezle sorunu yok. Hepsini yok ediyor.
Hiçbir kimyasala gerek kalmıyor. A vatandaş diyor ki çocuğum üşüttü, nez oldu, grip oldu falan filan. Hemen kimyasal ilaç. Almanya'da 0-6 yaş grubuna asla kimyasal ilaç verilmez. Evet. Çünkü bağırsak florasının değiştiği, dönüştüğü, geliştiği bir dönem. Sen orada bir antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi ağır kimyasal verirsen bağırsak çöker. Faydalı bakteri, laktobazilus, bifidobakteriler yok olursa artık onun İrelde mutlak suretle alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, bir sürü hastalık bekliyor demek. Evet. Bir defa antibiyotik kullanmak demek, barajın altına dinamit koymak gibi. Hı-hı. Barajın altına bir defa dinamit koydun, ne oldu? O baraj çöktü. Altındaki köyler, insanlar, hayvanlar, her şey yok oldu. Caz cavlak bir toprak kaldı. Aynı antibiyotik bir defa kullanmak fare zehri gibi tehlikelidir. Evet, bağırsaktaki faydalı bakteriler, faydalı bakterilere bağırsak çiçekleri denir. Bağırsak çiçekleri, bağırsak florası çok hassas bakteriler. Diğer kandida gibi değil. Kandida bağırsağa böyle kine yapışıyor. Gibi yapışıyor. Bir, dokunun şeklini, rengini alıyor. İki, doktor kolonoskopiyle baksa bile alttan ne görüyor? Sümüksü bir de facet. Diyor ki bu bağırsağın salgılanmış olduğu mukoz. Anlamıyor bile doktor. Evet, eyvah. Ne zaman anlar doktorunuz? Sümüksü bir defacet gelirse o da 5. evre. Yani artık bağırsakta tutunacak nokta kalmadığı için çok sümüksü bir defacet bitti gitti. Evet. İbrahim Beyciğim, şimdi canlı yayında sohbetimizin sonuna geldik ama biz sizin üretim tesislerinizi gezdik. Orada da sohbetimiz sizinle devam etti. Hem üretim tesislerinizi bir görelim, izleyicilerimiz de görsün, bu kadar sizi konuk ediyoruz. Hem de orada güzel bir röportaj gerçekleştirdi ekibimiz. Hem de onu izleyelim. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Canlı yayın konuğum olduğunuz için. Evet, şimdi hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Biz gidiyoruz ama İbrahim Gökçe'nin üretim tesislerine gittik. Oradaki röportajımızla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Göçek Şifa'nın üretim tesislerindeyiz. Evet, merhabalar İbrahim Göçek. Merhabalar, iyi günler. Evet, ne kadar güzel, hijyen bir şekilde bir üretim tesisimizi görüyorum. Burada neler yapılıyor? Evet, bitkisel damlalar, drajeler, kapsüller. Burası dolum, sıvı dolumlar. 3 tane dolum bandımız var, dolum bantları. Etiket. Üst katlarda ekstraklar, daha üst katta kapsül, çaylar, bölüm bölüm. Yukarıda bir küçük fabrikamız daha var. Orada da bitkilerin destilasyona damıtılarak elde edilen ekstrak. Ekstraktan üretiyoruz. Çeşit çeşit ürünler üretiyoruz. Ekip çok geniş. Maşallah. Evet, maşallah diyorum. Bu arkadaşlarımız hepsi bu işin dalında diyebilir miyiz? Tabii. Kimya mühendisi. Kimya mühendisiniz. Evet, biyo mühendisim ben de. Biyo. Kimya mühendisi ben de. Kimya. Evet. Evet. Ustabaşıyım. Ustabaşı. Üretim elemanıyım. Üretim elemanı. Evet. Üretim elemanıyım ben de. Evet. Evet, yukarıda gıda mühendisimiz var. Gıda mühendisi yukarıda çalışır. Ayrıca danışmanlarımız var dışarıdan. Yıllarca bu işin içerisinde olan Kamil Bey var. Danışman olarak. Kendisi ziraat mühendisi. Yine kozmetikte danışmanımız var, Sibel Hanım. Onu da dışarıdan destek aldığımız 6-7 kişi böyle ekip halinde çalışıyoruz. Ellerinize sağlık. Bir kere her şeyden önce ürünlerinizden herkes şifa buluyor. Elhamdülillah. Bu çok güzel bir olay. Yani insanlar artık bitkisel ürünlerle şifayı elde ediyor. Sizin sayenizde diyorum. Evet, bu ürünleri biz nerelerden alıyoruz ve buraya getirip tesisimizde neler yapıyoruz? Türkiye'nin 52 köyünden ayrı ayrı bölgelerden, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu vesaire bölgelerden bitkilerin orman köylerinden, dağ köylerinden, doğal ortamdan topluyorlar köylüler. Onlarla bağlantılıyız 52 köyden, doğal ortamdan. Peki Türkiye'nin hangi bölgeleri diyebiliriz buna? 52 bölge. Farklı. İç Anadolu, farklı. Doğu Anadolu. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, her bitkinin yetiştiği bölge farklıdır. Mesela aloe vera'yı kendimiz seramızda Antalya'da yetiştiriyoruz. Fakat moringa'yı da orada yetiştiriyoruz. Fakat mesela ayı üzümü Karadeniz'de yetişir. Yaban mersini Karadeniz'de yetişir.
Bitkiye göre sinirlot İç Anadolu'da yetişir. Isırgan her yerde yetişir. Yani bitkinin geliştiği ortama göre farklı farklı bölgeler, ayrı ayrı. Dağ köyleri, genellikle orman köyleri, doğal ortam. Yani fabrikanın olmadığı, zehirli ortamı olmadığı doğal ortamdan köylüler topluyorlar. Onlarla temas halindeyiz. Alıyoruz veyahut da zencefil, zerdeçal gibi dışarıdan gelen, Türkiye'de yetişmeyen bitkileri Hindistan, Brezilya, Güney Amerika, Güney Afrika, çeşitli ülkelerden mesela kedi pençesi Peru'dan gelir. Maka Peru'dan gelir. Ginseng Güney Kore'den gelir. Ginkgo Çin'den gelir. Her ülkeden ithal ediyoruz. Ekstraktını %90 kendimiz üretiyoruz. Şimdi yeni bir sisteme geçeceğiz inşallah nasip olursa yakında. Süperkritik karbon dioksit ekstraksiyon sistemi, süperkritik. En mükemmel kalite. 1,5-2 ay sonra o sisteme geçeceğiz inşallah. Evet, ellerinize sağlık diyorum. Kimyadan değil, bitkisel olarak hem beslenmek diyelim, hem de şifa bulmak diyelim. Tabii. Değil mi? Dünya biz, buna dönüyor diyelim bizce. Kimyasal ilaç kullan. Tabii ki Almanya'da mesela bundan 40 yıl, 50 yıl önce hep ilaç kullanıyordu da kimyasal ilaç kullanan kadınların mesela Kontagan'dan bir ilaç kullandığı bir zamanlar kullanan kadınların çocuklarına hep özürlü doğdu. Kolsuz, ayaksız, %100 özürlü. Bu nedenle mahkemelik oldular. Mahkeme 11 yıl sürdü. 11 yıl sonra bütün üretimi durdurdular ama 10 binlerce insan özürlü doğdu. Bunu Alman Sağlık Bakanlığı yasakladı fakat yurt dışına satışını yasaklamadı. O ilaçlar Türkiye, Mısır, Endonezya gibi ülkelerde satışa devam etti. Bu nedenle 70'li yıllardaki doğumlarda Türkiye'de de çok özürlü maalesef engelli insanlar oldu maalesef. Evet. Almanlar bunu kavradıktan sonra Almanlar ne yaptılar? Doğal tedaviye yöneldiler. Bugün Almanya'da eczanede satılan ilaçların %85'i bitkisel. Çin'de 1,5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Bitkilerle tedavi oluyorlar. Daha önce Malezya'ya gittim. Orada da insanlar kimyasal ilaç nedir bilmiyor. Dünyada 5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Bitkilerle tedavi oluyor. Türkiye'de 10 bin şirket var. Bu sektörde bitki tozu kullanıyor, ekstrak kullanmıyor. Mesela sarı kantarının birleşimindeki etken madde hiperizin hiperforin %1. Bitki tozu kullanırsanız etkisi %1'dir. Doğru. Bitkinin destilasyonu damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanırsanız %98. Yani 100 kat daha etkili ekstrakt. Ama ekstraktın kilosu 500 lira, sarı kantarının tozu 5 lira, 10 lira. Hiçbir firma pahalı olduğu için ekstrakt kullanmıyor. Biz ne yaptık? İşte Çin'den, Hindistan'dan, Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, oradan buradan ürün ekstrakt getirmek yerine kendi ekstraksiyon sistemimizi kurduk. Çok güzel. Kendimiz üretiyoruz ve kendi üretmiş olduğumuz kapsüllerde hep ekstrakt kullanıyoruz. Biraz sonra yukarı çıkınca inşallah size göstereceğim nasıl üretiliyor. Evet, sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki, ben Ferdi İncekara. İlaç sektöründen gelmeyeyim ben aslında. Yaklaşık 7-8 yıl ilaç Ar-Ge formülasyon çalışmalarında bulundum daha önce. Kimya gelseniz. Kimya mühendisiyim. Hocamın dediği gibi biz de ilaçlarla formülasyon kısmında çalıştığımız zaman onun tozlarına üretim esnasında, ürün geliştirme esnasında maruz kalıyoruz ve bu gerçekten zamanla insana kötü etkileri oluyor. Yani cilt olarak da, alerjik olarak da, o gün kendinizi kötü hissetmeniz anlamında da. Yani ben bu konuda hocamın söylediklerine katılıyorum. Ve böyle bir hoca ile çalışma fırsatı geldiği zaman hiç düşünmeden kabul ettim. Ki böyle bir kendisi zaten sektörde çok bilinen bir insan. Ve dürüstlüğünden kimsenin şüphesi yok. %100 her şeyi doğal olarak kullanıp gerçek bir şey yapmak istediği için ben kendisiyle çalıştığım için de bu konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. Burada üretim tesisimiz Türk Gıda Kodeksine uygun Türkiye Türk standartlarında bir üretim yapılıyor.
burayı daha da güzel bir şekilde getirip ilaçtaki üretim kalitesi, yani GMP iyi üretim uygulamaları ve iyi laboratuvar uygulamaları gibi, hani hatayı sıfıra indirecek son derece hijyenik teknolojik ekipmanlarla üretime katkı bulunmak ve hocaya yardım etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz burada. Hepinizin ellerine sağlık. Hepinizin bir emeği var. Küçük Şifa. Bakalım diğer yönlere nelermiş diyelim, gidelim. Bitkiler nemli olursa, istediğimiz kalitede olmazsa bunu kurutmamız gerekiyor. Yoksa küflenme riski var. Buna dikkat ediyoruz. Evet, neredeyiz? Burası hazır ürünlerimizin depolandığı yer. Paketlenmeden, kargoya verilmeden önce muhafaza edildiği özel bir bölüm. İnsanlara dağıtılıyor, insanlar şifa buluyorlar. Bu ürünlerimizin ekstra adlı ürünler diyebilir misiniz? Tabii ki bizim hiçbir ürünümüzde ürünü alıp kurutup da öğütüp o şekilde kullanmıyoruz kesinlikle. Çünkü onun faydası çok düşük oranda oluyor. Biz ekstraksiyon yaparak, ürünü zenginleştirerek, çözünmesini arttırarak ve 10 kilodan 1 kilo elde ederek, öz elde ederek bunu kapsüllere koyarak etki mekanizmasını arttırıyoruz. Bu sayede hem daha hızlı etki ediyor, hem de insanlar o dozda o ürünü alabiliyorlar yani. Evet, daha da çabuk şifa buluyoruz. Evet, daha da çabuk şifa buluyoruz. Mühendisiyim ben bu firmada. Başladım. Ekstraksiyon, konsantrasyon ve atomizer. Gelen ham madde, onaylı tedarikçiden gelen ham madde, bu önce ekstraksiyon işlemine tabi tutuyoruz. Orada bir çözücü yardımıyla içindeki etken maddeleri çıkarıyoruz. Daha sonra konsantrasyonu vererek çözücüyü uzaklaştırdıktan sonra atomizerle de kuruttuktan sonra ekstratımız hazır hale geliyor. Bu ekstratlar da kapsüllerde, sıvı mikslerde, şuruplarda kullanılıyor. Tamamıyla hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak üretim yapıyoruz. Gıda mevzuatına olarak uygun üretim gerçekleştiriyoruz.